Mesut'un İsmail Hoca ile karşı karşıya getiren olay da şu var. Yani Mesut diyor ki kararda bir şeyler yapabilirdim diyor. Ama Mesut'un ilk yarı şeyine bakıyorsunuz performansına. Kulübede oturan bir oyuncu taça çıkan topları vursa Mesut kadar performans gösteriyor ilk yarıda. Yani orada teknik direktörün kararına saygı duymak zorunda. Katılmayabilir. Ama buralara gelmemeliydi. Orada doğru profesyonelliği açtı Mesut. Yoksa işin öbür tarafında Zeki de doğru söylüyor. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un sosyal medyadaki takipçi sayılarını topluyorsunuz Mesut kadar etmiyor. Yani ama şimdi başka da tarafında bu kadar büyük bir oyuncu, kariyerli bir oyuncunun senin performansının içinde rolü yok. Bir tek Galatasaray Bir de Adana Demirspor maçında İrfan Can Adana, kardeşinin yani attığı sezon gol. aslında kötü başlamadı. Adana Demirspor maçı var, Tabii Antalya o maç maçı o var. kazandırdı işte. Antalya maçı var. Kayseri'de böyle uzatmanın son Zaten dakikasını attığı performansı istatistikleri kötü değil. 9 gol 2 asist az mı ya? attığı gol var. Ama bir noktaya geldiği zaman da doğru öz eleştirisini yapması gerekirdi. Orada bir hata yaptığını düşünüyorum. Mesut Özil'in. İşin bu yönü bu. Şimdi başka tarafına baktığımız zaman Fenerbahçe çok ciddi doğru bir ivme yakaladı. İsmail Kartal'la birlikte 10 maçlık performans, Trabzonspor'la birlikte lider 21 puanla. 2.1 puan ortalaması ki 2.2 genelde Süper Lig'in şampiyonluk ortalamasıdır. Son 6 maça baktığımız zaman sadece Trabzonspor'la berabere kaldılar. Hepsini kazandılar. Takımın bir 11 iskeleti oluştu. Sakatlık oluyor ya da ceza oluyor. Öyle oynamalar yapıyor İsmail Kartal. Bir oyun buldular. Güçlü bir oyun buldular üstelik. Trabzonspor maçı ile birlikte taraftarıyla da bir sinerji yakaladı. Bir birliktelik yakaladı. Yani çok genç bir takım. Hep bunu söylüyoruz Fenerbahçe adına. 24-25 yaş ortalamasıyla oynayan bir takım. Ve bu takımın baskı altında kırılması, hatalar yapması, sorumluluk almaktan kaçınması kadar doğal bir sonuç yok. Dolayısıyla bir de bunun üstüne taraftarın protestosu ya da tepkisi eklendiği zaman o oyuncuları kaybedersin. Ama Trabzon maçında gösterdiler ki 10 kişiyle birbirine getirdiklerini biz mücadele ediyoruz, buradayız, koşuyoruz, vazgeçmiyoruz. O kimliği, o görüntüyü verdiler. Bunun üstüne ne Alanya ve Konya maçları, Ahmet Hocam daha doğru yorumlar bize göre, o başka yerden bakıyor. Teknik açıdan da Fenerbahçe'nin sahada teknik ve taktik olarak da rakiplerine üstünlük kurduğu karşılaşmalarda. Konya maçında altını çizelim. Yani ikinci yarı Konyaspor ilk şutu 80'de çekti. 35 dakika kaleye getirmediler. Konya ve Konya çok ciddi bugün iyi takım yani. Hedefi olan takım Tamam yani yani. önemlisi. Ve iyi takım yani. Oyunuyla beğendiğimiz, teknik adamının yaklaşımıyla beğendiğimiz iyi takımı. Buna karşı durdular. O nedenle Mesut olayı da, yani Mesut'un takımda olmaması bilmiyorum, muhakkak genç oyuncular nezdinde. Çünkü sevilen bir oyuncuydu takım içinde Mesut. Etkileyecektir. Peki asıl sana İkinci sorulacak soru. etap Ozan'dır. Mesela Ozan'ın, Mesut'unki spesifik bir olay. Orada Ozan'ın alınması tam skandal. bağırdı. Gönderiyorsun, alıyorsun. Şimdi Bağırdı, üzerine kalacak zaten Ozan. bağırdı çağırdı, gönderdin hadi. Onda Bat Bort küme disiplinsizlik var. düşerse geri gelecek bir Ama daha. Gidecek gelecek. Ozan da ciddi süreç içinde tekrarlanan neyse diyeyim sana, sorumsuzluklar var. Antrenman performansı, ciddiyetsiz yaklaşım saha için, neyse yani bir sürü ortamı kötü etkileyecek, negatif etkileyecek ve daha önce Aykut Hoca'nın ya da Ersun Hoca'nın onu oynatmamasına neden olan tavırların devamının İsmail Hoca ile birlikte yaşandığını Hele ki görüyoruz. Aykut Hoca en iyi döneminde oynatmadı biliyorsun. Ozan, Çok da tartışıldı Ozan, çok üzerinden de kadro dışı kaldı. yıpratıldı. Ozan Yani bütün Tufan'da. hocalar kadro dışı bıraktı. Genelde bir yıllar bir kere kadro dışı kaldı. Emre Belözoğlu'yla bir sorumluluk, bir ritim yakalamıştı. Yani ikili ilişkide, arkadaşlık, abi kardeş ilişkisinde daha farklı bir havaya girmişti Ozan. Ama bu kez olmadı yani. Bu Şimdi kez grubun içine girmedi Mesut yani. Özil'in kadro dışı bırakılmasından daha vahim olan sezon sonu yolları nasıl ayıracak Fenerbahçe Mesut Özil'le? Yani Mesut Özil 2024'e kadar parasını bırakarak sözleşmesi mı var. gidecek? Yoksa
Hak edişlerinin önümüzdeki yılları da mı isteyecek? Nasıl olacak? Hani öyle bir durum da var. Af olma ihtimali yok mu? Artık bu saatten sonra olmaz bence. Çünkü hocaya saygısızlık yaptığını söylüyor Gürcan abi. Net olarak da bilmiyoruz. Ne İsmail Kartal cephesinden ne yönetim cephesinden net olarak bunlar açıklanmadı. Büyük harflerle, zorunluluk gereği deniyor. Doğru harflerle ve büyük harflerle özür dilerse Mesut. O ayrı. O zaman tabii ki. Özür dilerse geri dönüşü olur. Eğer dediği gibi ise yanlış harf kullanan bir adamsa. Gerçekten özür mü diler? Yoksa Mesut Özil'i işte geçen gün teklif vardı. Botafogo kulübünü Brezilya'da Amerikalı bir iş adamı almış. Amerikalı iş adamına taraftarlar bombardıman tweetti sosyal medyadan. Mesut Özil'i bize getir diye kampanya başlatmışlar. Mesut Özil'in her yerde alıcısı var. Dünyanın her tarafında takım bulabilir kendine. En basit Amerika'ya gider. Arap yarım her yere gider. Fenerbahçe'ye yani. Löw gelirse ne olacak Mesut? Valla onu bilemem. Yani o zaman belki de kilit oyuncu olacak hocam. Son yani döneminde o sanki beraber biraz... Dünya Kupası kaldırdılar. Öyle değil mi? Sanki Löw'ün ona çok Löw'le bir sıkıntı yaşamıştı biliyorum. Sanki. Kaldırışı kaldığına göre Löw gelmiyor o zaman. Yok yok. Löw'le bir sıkıntısı olmadı. Orada federasyon verdi. Federasyon kadro dışı evet. bıraktı. Onu da siyasi yani şey, sebeplerle. Löw Mesut'a her zaman destek verdi. Şey... Yani onun kalitesi, yani kalitesini bilenlerden... İspanya olmazsa Fenerbahçe'ye gelecek. Ben şey diyorum ya, Fenerbahçe'de kadro dışı kalması anlamı şey midir acaba? Löw gelmiyor mudur? Hayır. Yani o başka, o başka. Ama peki, hocaya saygısızlık yani varsa kalır, dediği gibi gene gelir. İsmail Kartal'ı burada, İsmail Kartal sonuçta yöneticisi. Yöneticiden tarafa patronlar tavır alır haklı olarak. Doğru olanı yaptı Fenerbahçe Kulübü yönetimi. Ama yani şunu anlattı. Takım çok çok iyi gidiyor. Bu kadar iyi giderken Mesut Özil de olsa bu takımın gidişatını olumsuz etkileyecek hiçbir davranışa izin vermeyiz. Şey hatırla abi, Ahmet Ağol'un. Malatya'da Ünal Hoca, evet. teknik direktör. Evet. Recep Kıvrak, Burak Yılmaz'ı kadro dışı bıraktı. Değil mi? Herkes en önemli takımın iki kaptanı. Biri atan, biri tutan. Ve Fenerbahçe maçı öncesi evet, yaptı. Biri atan, biri tutan bak. Takım bak, ondan sonra yukarı tabii kalktı. Nereden nereye geldi? Yani. Eskiden bu daha kalktı. Çok vardı. Bir yönetim veya bir teknik direktör böyle önemli bir futbolcuyu kadro dışı bırakarak gözdağı vermeye çalışırdı. Yok o ama başka Fenerbahçe'de bir şey. Ben Valencia ve Sosa'yı da sormak istiyorum. Sanki onlar da davranışları itibariyle böyle çok yönetimi ve oradaki düzeni mutlu eden davranışlar zaten sergilemedi. Onlardan sosyal ayrılır. Onlara o süre vermiyor. Hoca forma vermiyor. Sakat. Onlarla da yollar ayrılır. Yani Sosa ile %100 ayrılır da iyi yani para alıyor. Sosa ile ilgili çok umursamaz tavırlardan bahsediliyor. Evet. Valencia'nın iç yüzünü bilmiyorum. Sağlık ekibiyle ilgili bazı sorunlar var, sürtüşmeler var. Yani bakın bunlar hep son dönemde oynamayan futbolcular. İşte bir yerde mutsuz futbolcular olduğu sürece takımın bundan etkilenmemesi adına belki de bir teknik direktörün bazı kulüplerde yapacağını Fenerbahçe'de yönetim yapıyor. Bizim zaten onun karşılığını da saha içindeki birlik, beraberlikte, mücadelede oynayan futbolculardan alıyor. Bizim burada dilimize tüy bitti. O yetersizi sezon başı göreve getirerek en büyük hata yapmıştı. Ali Koç yönetimi. Vitor Pereira'dan bahsediyorum. Bence yani, ilk tercihiydi. Yani, sen de biliyorsun Gürcan abi. Niye öyle diyorsun ki? İlk tercih Vitor Pereira değildi. Birçok A+ hocayla görüştüler. Getirdi ama. Ama mecbur kaldılar. Ya, bir hoca gelecekler. Mecbur kaldılar. Emre Belezoğlu'yla devam etti. Yani, tabii %100. Orada kaldı yani, sana. Sivas maçında şampiyonluğu kaçırdı diye gönderdi. Şeyde de iyi futbol oynatıyor. Ne taktik olarak ne sağ antrenman kalitesi olarak yetersiz olduğumu tekrar altını çiziyorum. Bu da mesela biz Real Hoca ile üstü kapalı şey yaptık, atıştık. Adamın dedi makaleleri var dedi. İşte şeyde akademide falan. Doğru, Port Akademisi'ni bitirmiş ekibiyle birlikte. Adam kuvvet testlerinin nasıl yapıldığını bilmiyor. Ya yani, oraya ben çok takılmamak lazım Gürcan abi. Neyse, Fenerbahçe'deki bir tanıdığınız bir profesyonel varsa, Vitor Pereira'dan dönemini yaşayan gören, onunla konuşan daha doğru bilgileri alır. Ben aldım. Sevgili Gürcan, sezon başı o testleri yaptırdı ya, herkes dedi ki Pereira değişmiş. Evet. Bilimselliğe önem veriyor. O testleri yaptırmak değil. Önemli olan o sonuçlara göre antrenmanları planlamaktı. Gittikten sonra bana o testlerin gereğini hiçbir zaman yapmadığını Fenerbahçe camiasından içeriden bazı kişiler anlattı. Biz de dedik ki herhalde yani, geçmiş dönemden de ders alıp bu Robin Van Persie ile yaşadıkları Nani işte, taktik, Nani ile yaşadıkları. Oradan da bir ders almadı. Bir de geçen burada Nobre'yi ağırladık.
Brezilya'dan geldi. Ayağının tozuyla Vitor Pereira'yı sorduk. Orada dedi biraz tepki var dedi. Böyle başka hoca mı yoktu? Bu evet, hocayı evet, getirdiniz. Şu anda kampanya başladı. Öyle bir şey var. Yani. Abi. Çünkü neden? Hakikaten kolay değil öyle yerlerde çalışmak. Ama şunu da bekleyelim. Gittikten sonra arkada iyi şeyler bıraktı mı? Transferler. Abi adamın elinde... Ferdi. Adamın elinde bir tane hard disk var. Serdar. Bak. O hard diskte bir sunumu yapmış. Everton düşündü ya. Yani düşün Everton kulübü evet. O sunumu görüp ya vay anasını. Premier Lig'e gidiyordu işte. Yani muhtemelen ve Everton taraftar ayağa kalktı. Muhtemelen aynı sunumu Ali Bey yaptı. Ali Koç'a yaptı. Ve menajeri nasıl bir menajerdi? Nasıl bir ekiple çalışıyorsa acayip bir menajer olduğunu düşünüyorum. Yani o ekibin. Victor Pereira menajeri bana Süper Lig'den kesin takım bulur. İşin bana bile bulur. İşin öbür tarafını yani oyuncu olarak ha hoca olarak. Hayır, doğru. Seçtiği oyuncular iyi oyuncular getirdi. Kim Min-jae'yi de kimsenin bilmediği bir oyuncuydu. Bugün Crespo genç değil mi? 25 yaşında. Gençliğinin bağrında mı nedir? Ya ama aşama yapabilecek bir oyuncu baktığımız zaman. Ferdi'ye sorumluluk verdi. Onun arkasına durdu. Ama bunları farklı sistemle oynayarak da yapabilirdi. Daha da başarılı olabilirdi. Daha da ön plana çıkabilirdi. Biraz yeterli ve akıllı olsaydı. Ve insan ilişkileri iyi olsaydı. Öyle yapıyor. Yolu açık olsun.